Sevgili dostlarım merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyfinizi hiç bozmayın. Biliyorum Türkiye'de ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili çalkantı hiç bitmiyor. Sürekli sıkıntılar devam ediyor. Sürekli hem yurt dışından hem yurt içinden kafamızı karıştıracak açıklamalar duyuyoruz. Ama günün sonunda ne olursa olsun sakinliğimizi korumak zorundayız. Genel itibariyle mutluluğumuzu ve umudumuzu da korumak zorundayız. Zaten bu kadar çok konuşmamızın, bu kadar çok uğraşmamızın tek bir nedeni var. Umudumuz. Umudumuzun ekseninde ise çocuklarımız yatıyor. Yani sadece kendi çocuklarımız değil, ülkemizin çocukları, geleceğimiz, gençlerimiz yatıyor. Onların daha iyi bir hayat yaşayabilmeleri için biz bugün bunları konuşmak zorundayız. Bunları söylemek zorundayız ve bunların düzeltilmesi için uğraşmak zorundayız. Türkiye çok ciddi bir darboğazdan geçiyor sevgili dostlar. Bir uçurumun hemen kenarındayız. Ekonomik kriz derinleşebilir, derinleşmeyebilir. Ekonomik krize girebiliriz ya da sahiden daha önceki yıllarda söylendiği gibi teğet geçebiliriz. Ama kendi gerçeklerimizi kabul etmek zorundayız. Türkiye'nin ithalat odaklı bir ülke olduğunu, bir an önce bu ithal bağımlılığından kurtulmak zorunda olduğunu kabul etmek zorundayız. Tarım sektörümüzün, tarım alanımızın her geçen yıl, her geçen gün daha da kötüye gittiğini görmek zorundayız ve bununla ilgili önlemler almak zorundayız. Sanayi alanına, reel sektör alanına doğru şekilde yaklaşıp onların tekrar ayağa kalkmasını ama yerli üretim olarak ayağa kalkmasını sağlamak zorundayız. İthalatı bırakıp ithal ikame yöntemine geçmek zorundayız. İthal ettiğimiz her ürünü aslında Türkiye'de üretme potansiyelimiz olduğunun farkına varmalıyız. Bu ürünlerin hepsini Türkiye'de üretmeli ve ithalat bağımlılığımızı azaltmalıyız. Buna uygun olarak para politikalarımızı belirlemeliyiz. Buna uygun olarak finansal sistemimizi tekrar gözden geçirmeliyiz. Buna uygun olarak kamuyu tekrar ekonominin içerisine mutlaka ama mutlaka sokmalıyız. Serbest piyasa ekonomisine oturup bir kez daha tanımlamalıyız. Nedir bu serbest piyasa ekonomisi? Vatandaşını görmeyen, vatandaşını ikinci plana atan, vatandaşını yok sayan bir ekonomiden bahsediyorsak eğer bu serbest ekonomi değildir. Bunun adı bambaşka bir şeydir sevgili dostlarım. Önceliğimiz vatandaş olmalı. Vatandaşımızın gelir düzeyini arttırmak için ne yapabilirize her gün biraz daha fazla düşünmek zorundayız. Umudumuz asla ama asla bitmeyecek ve bitmemeli. Umudumuz olduğu için daha çok konuşmalı, daha çok çalışmalı, daha çok eleştirmeli, daha çok uğraşmalı, daha çok bizi yönetenlerin aklını başına getirmeye çalışmalıyız. Bunu körlemesine bir cesaret algısıyla değil, sadece vatan sevdasıyla yapmalıyız. Bu ülkenin batması, hepimizin batması, bu ülkenin çıkması, hepimizin çıkması anlamına geliyor çünkü. Eşit gelir dağılımı, adil gelir dağılımı, 3-5 kişinin zengin olduğu ama genelin fakirleştiği bir ülke modelinden acilen çıkmalıyız. Acilen uzaklaşmalıyız. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız sevgili dostlar. Gelelim Eylül ayına. Eylül ayı çok kritik bir ay sevgili dostlarım. 2019 yılının en kritik ayına girmiş bulunuyoruz. Evet, rutin olan veri açıklamaları var ki bu rutin olan veri açıklamaları bile bence 2019'un Eylül ayında çok daha ciddi kırılganlıklar yaratabilir. Onlara da dikkat çekeceğim. Ama genel itibariyle rutin olmayan bazı veriler var ki onların açıklanmasıyla birlikte aslında çok şey değişecek. Hem reel piyasalarda hem de finans piyasasında. Dolarda, borsada, faiz cephesinde bakın. Faiz cephesi çok önemli. Bu cephede çok şey değişecek. Viyop'ta çok şey değişecek. Forex oyuncuları için çok şey değişecek sevgili dostlarım. Eylül ayı çok kritik. Bakın yarın 2 Eylül tarihinde büyüme verileri açıklanıyor. İkinci çeyrek büyüme verileri. Birinci çeyrekte 2.6 idi. Benim genel beklentimi söyleyeyim sevgili dostlarım. Birinci çeyrekten çok da farklı olmayacağı kanaatindeyim. Biraz TÜİK iyimserliği koyalım üzerine. 2-2.5 aralığında bir daralma bekliyorum Türkiye'de. Birinci çeyrekte 2.6 daralma. İkinci çeyrekte 2-2.5 aralığında bir daralma bekliyorum. Çünkü Türkiye'nin büyümesiyle ilgili, sanayisiyle ilgili, tarım üretimiyle ilgili
olumlu bir gelişme yaşanmadı ikinci çeyrekte. Üçüncü çeyrekte de çok büyük değişiklikler olmadı aslına bakarsanız. 2 Eylül'de Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanacak. Bakacağız, göreceğiz ve gelen rakama göre de emin olun finans cephesinde çok şey değişecek. Borsada çok ciddi hareketler gözlemleyeceğiz. Dolarda keza yine hareketlilik gözlenecek. Gerçi büyüme verileri doları çok fazla etkilemeyebilir. Özellikle 18'i ve 12'si bizi çok fazla ilgilendiriyor. 12 ve 18'ini ayrıca ilerleyen dakikalarda videoda anlatacağım. Ama büyüme verisinin de yine Türkiye'nin genel ekonomik gidişatı ile ilgili önemli bir veri olduğu kanaatindeyim. Aynı enflasyon verisi gibi. Üçünde, ayın üçünde enflasyon verisi açıklanıyor sevgili dostlarım. %15,5 civarında bir enflasyon bekleniyor. Hadi diyelim %15. Zorlayalım %14 bir enflasyon olsun. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşüyor mu? Hep söyledim ve hep söylemeye devam edeceğim. Hayır, örtüşmüyor sevgili dostlar. 14 de gelse, 15 de gelse, hatta 16 da gelse enflasyon İstanbul'da olduğu gibi. Bakın İTO İstanbul enflasyonunu açıklıyor. Genel enflasyon açıklanmadan önce İstanbul'daki enflasyon şu anda 16,41. Türkiye'nin enflasyonunun bunun altında olduğu kanaatinde değilim. Velev ki bunun altında olsun ya da bununla eşdeğer olsun, fark eden bir şey yok sevgili dostlarım. Türkiye'nin enflasyon gerçeğini bu rakamlar yansıtmıyor. Ve halk, vatandaş bu rakamlara itimat etmiyor. Peki nedir enflasyon? Valla Türkiye'de 18 ile 20 aralığında bir enflasyon olduğunu, genel ortalama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında bunun çok daha üzerinde. Bakın doğalgaza ikinci zam geldi. Arka arkaya 2 ay ve 2 zam. İlk ay %14,97, ikinci ay %14,9 ya da %14,90. Toplamda %30'a denk geliyor gibi görünebilir. Ama kümülatif olarak baktığınızda neredeyse %31,5, %32 civarında bir zam yapıldı 2 ay içerisinde doğalgaza. Aylar öncesinden söylemiştim sizlere sevgili dostlarım. Doğalgaza çok ciddi zam yapılacak çünkü üreticilere zaten %30'luk zam 6 ay önce yapılmıştı. Bunu söylemiştim. Bu tüketiciye bir şekilde yansıyacak demiştim. İşte görüyorsunuz peyderpey arka arkaya doğalgaz zamları geliyor. Bu arada sanayicinin sırtına da biniyor doğalgaz zammı. Sadece hane halkının üzerine değil, sanayicinin, esnafın, KOBİ'nin, tarımın, evet tüm bu üretim alanlarının üzerine de binen bir doğalgaz zammı var. Ve biz bu ortamda son 2 ayda doğalgaza %30'un üzerinde zam yapılmışken enflasyon %15 midir, %16 mıdır bunu konuşuyoruz. Ve gerçekten artık her şey inandırıcılığını kaybetmeye başladı. Sigaraya son 6 ay içerisinde %100'ün üzerinde zamlar yapıldı. Alkol ürünlerine keza öyle. Şekere %15, ardından bir 15 daha. Çaya %15, ardından bir 15 daha. Bütün market raflarındaki ürünlere arka arkaya yapılan zamlar, gizli zamlarla neredeyse %100'e varan fiyat artışları yaşandı bu ülkede sevgili dostlarım. Telefona zam geldi, elektriğe, suya, her şeye zam geliyor. Enflasyonun %15 civarında olduğuna kimse inanmıyor. Hadi diyelim biz iyi niyetli olarak resmi enflasyon %16 olsun ya da %15 olsun. Fark eden bir şey yok. Hani yıl sonunda tek haneli rakama çekilecekti? Eylül ayına geldik. Ve hala yükselen bir enflasyon görüyoruz aslına bakarsanız. Bundan sonra düşse bile inandırmak çok kolay olmayacak. Eylül'de büyüme ve enflasyon dışında Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın önemli bir açıklaması olacak. Yeni ekonomi programı, kısaca YEP diyorlar biliyorsunuz. Bunun ayrıntıları gelecek. İçinin genel itibariyle boş olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya bugüne kadar çok program açıklandı ama Eylül'de ayrıntıları verilecek yeni ekonomi programı ya da YEP'in üzerine bütçe kurgulanacak sevgili dostlarım. 2020 bütçesi kurgulanacak. Acaba bütçe nasıl ayarlanacak? Kime ne gidecek? Ve sahiden YEP'le Türkiye ekonomisinin tekrar kalkındırılması mı hedeflenecek? Tarıma yüklenilmesi, sanayiye yüklenilmesi, reel sektörün tekrar kalkındırılması mı ön plana alınacak? Yoksa yine alıştığımız konut sektörünü canlandırmak için elden gelen ne varsa o mu yapılacak? Bunu da göreceğiz. Yine kritik bir ay,
Eylül ayında açıklanacak yeni ekonomi programı bütçeyle ilgili çalışmalar da Eylül ayından itibaren başlayacak. Ekim ortaları gibi de sonlanacak sevgili dostlarım. Gelelim şu 12'si ile 18'i aralığına. 12 ve 18'i Eylül ayının en kritik günleri olacak sevgili dostlarım bizim için. Özellikle finans cephesi için. Reel sektör için de önemli belki ama şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası'nın faiz kararlarını kamu bankaları dışında kimse uygulamadığı için, özel bankalar bu faiz indirimlerine yanaşmadığı için kredi verme boyutunda hiçbir etkisinin olmayacağı kanaatindeyim. Kamu bankaları da bu indirimlere devam ederlerse büyük bir zarar içerisine girecekler muhtemelen ve bu zararlar da 2020 bütçesine yansıyacak. Bedelini de yine biz vergi, zam, ceza olarak ödeyeceğiz sevgili dostlar. Bunu unutmayın. Yani mevcut faiz indirimlerinin, o müteahhitleri kurtarmak için yapılan faiz indirimlerinin orada kaldığını sanmayın. O zararların hepsi bütçeye yansıyor. Bütçeden de bize vergi, zam, ceza olarak yansıyor. Bir kere bunu bir tarafa koyalım. Ama 12'si kritik ve 12'sinde muhtemelen büyük ihtimalle Merkez Bankası faiz indirimi kararı alacak. Bir kez daha 425 bas puan indirmişti, 19.75 olmuştu biliyorsunuz politika faizi oranı ve kamu bankaları da buna bağlı olarak kredi faiz oranlarını aşağıya çekmişlerdi. Hatta konut faizinde %0.99 yapmışlardı. Muhtemelen yeni bir faiz indirimi daha kapıda olacak 12'sinde. Ne kadar bir faiz indirimi olur derseniz 300 bas puanın altında bir indirim olacağı kanaatinde değilim. Çünkü açıklamalar şu şekilde: yıl sonuna kadar tek haneli faizleri yakalayacağız. Türkiye artık düşük faiz dönemine girdi. Türkiye ekonomisinin canlandırılması için mutlaka düşük faiz ortamının oluşması gerekiyor. 300 bas puanlık bir indirim olduğunu kabul edersek ve enflasyon %15-16 aralığında gelirse sevgili dostlarım, bu şu demek: neredeyse reel faizin tamamen sıfırlandığı, hatta belki de eksiye düştüğü bir ortama gireceğiz. Yabancılara bay bay demeye başlayacağız. Yerli mevduat sahipleri de bankalardaki paralarını muhtemelen çekip başka yatırım araçları arayacaklar kendilerine. Borsa onlar için uygun bir zemin değil. Bakın, borsanın belli bir yatırımcısı var kabul ediyorum ama Türk yerli yatırımcının, özellikle küçük yatırımcının sadece %5'i borsaya ilgi duyuyor. Ve yıllardır bu böyle devam ediyor. Borsaya tekrar bir talep olması mümkün değil. Hele ki bu kadar risk varken, borsada satış eğilimi de hakimken ve fiyatlar aslında bankacılık kanalıyla tavan olup diğer kağıtların hepsi vatandaşa zarar ettirmişken kolay kolay borsaya bu paranın kanalize olacağı kanaatinde değilim. 300 bas puanlık bir indirimle eksi faiz ortamına düşülürse ya da sıfır faiz ortamına düşülürse sevgili dostlarım, muhtemelen bankaların mevduat hesaplarından çıkacak olan bu paralar dolara, dövize yönlenecek sevgili dostlarım. Sadece dolara değil, sterline dönebilir, dolara dönebilir, euroya dönebilir ama muhtemelen insanlar ve firmalar kendilerini garanti altına almak için dövize yönelecekler. Bir de yıl sonu borç ödemeleri var. Bunu da unutmayın. 120 milyar resmi, gayri resmi 170 milyar dolarlık kısa vadeli borç ödemesi var. Bunun da ödenebilmesi için firmalar muhtemelen dövize yüklenecekler. Faiz ortamını beğenmeyen vatandaş da dövize yüklenmeye başlayacak. Eylül ayı çok kritik. Merkez Bankası 300 bas puanlık bir indirim yapar ise, tırnak içerisinde söylüyorum, 300 de olabilir, 200 de olabilir, 100 de olabilir, çok fazla bir şey değişmeyecek bana göre. Yani bir faiz indirimi yapar ise bu dolar üzerinde çok ciddi bir baskı yaratacaktır dediğim sebeplerden dolayı. Hem borç ödemesi, hem vatandaşın talebi, hem firmaların talebi, hem sendikasyon kredisini döndüremeyen ya da yeterince sendikasyon kredisi bulamayan bankaların talebi nedeniyle. İkinci hendeye gelelim isterseniz ya da ikinci atlama taşına gelelim. Birinci risk Merkez Bankası'nın 12'sindeki kararı. İkinci risk ise sevgili dostlarım 18'inde Fed'in kararı olacak. Fed'de de durum şöyle: Amerika ekonomisi oldukça iyi durumda. İstihdam verileri iyi geliyor. Konut satışları iyi geliyor. Ekonomik büyümeyle ilgili veriler
beklenenden daha iyi geliyor en azından. Ve günün toplamında enflasyonist bir ortam da oluşmaya başladı taleple birlikte. Bu ortam nedeniyle Fed faiz indirimine büyük 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 ihtimalle gitmeyecek. Zaten Fed başkanları, bölgesel Fed başkanlarının açıklamalarına baktığınız zaman daha önceki faiz indirimine destek veren başkanların bile geri adım atmaya başladıklarını, söylem değiştirmeye başladıklarını görüyoruz sevgili dostlar. Bizim Merkez Bankamız faiz indirir, Fed faiz indirmezse ki çok büyük bir ihtimal, bazı sert açıklamalar yapılırsa, aynı zamanda dövize olan talep bu şekilde devam ederse güven kaybıyla birlikte zaten 12'sine kadar 5.95 seviyelerine kadar gelmiş olan, hatta belki 6'yı görmüş olan dolar bir anda daha önceki zirvesine koşabilir. Yani 7 liranın üzerine bir anda yükselebilir. Eylül ayındaki iki önemli karar sonrasında sevgili dostlarım. 12 ve 18'inde yapılacak, açıklanacak Merkez Bankası ve Fed'in faiz kararları sonrasında. Gördüğünüz gibi Eylül ayı çok kritik. Eylül ayında açıklanacak her veri, Eylül ayında açıklanacak her veri çok yakından takip edilecek ve piyasaları çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Eylül ayına dikkat edin sevgili dostlar. Bütün bunlar eğer ki tedirginliği arttırırsa, ki arttırma ihtimali çok yüksek sevgili dostlarım, biz bir anda, bir kez daha söylüyorum, doları 7'nin üzerinde, 7.20 seviyesinde görebiliriz ve peyderpey dolardaki yükseliş devam eder. Yıl sonu itibarıyla da sizlere bahsettiğim 10-12 bandındaki bir dolarla karşı karşıya kalabiliriz. Evet sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın, yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve tabii ki kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.